tamamen kültür sanat amaçlı gelinmesi gerekiyor. Tarihi yerleri gezin. Onun dışında herhangi bir turizmde bulunmak yok. Kültür ve müze turizmi gelişimi için çok önemli bir yer Kolombiya. Unutmayın. Şaka lan. Turizmi direkt. İnsanlar eğleniyor baba. Kardeşim kolay gelsin. Şuradan bir dildo. Kardeşim benim ya. Vibratör satarak ekmeğini taştan çıkarıyor ya. Son talimatları verdi. Bundan sonraki hayatımı kahveci olarak devam edeceğim. Herkes akıllı olacak. Siz orada sabahları işinize odaklanın diye biz burada uğraşıyoruz. Nerelerdesin Anıl Güler? Bu ne böyle? Bir yanına kız almışsın, bir yanında böyle tırnakçın falan. Bana lan iki tane saçım vardı, onu da kestiriyorsun abi. Bitti mi kabağın işi? Oğlum bizim ne işimiz var burada zaten? İyi misin? Arriva! Düştük bir yola, dur bakalım bizi neler bekliyor. Ortalık yanıyor. Yanıyor vallahi yanıyor. Hola dayım. Hola. Böyle he. Mevzu bizim adımız. Anoş. Kardeşim bizi ayıpıyorsun lan sen ya. Bizi sen biliyorsun ya. Aa, adamı vururum ha burada. Benim canımı çıkmayla. Kazı çıktı mı lan polis bir şey yap. Vay be. Özleyeceğiz kardeşim burayı. Şuna baksana ya, izleyeceğiz burayı. Abi adamların kültürüne bak. Gelip gelip şarkı uyduruyorlar yanına. Biber patron, biber patron. Biber patron. Ne oldu şimdi? Geldik tatile. Uçak bileti aldık. Ne oldu? Çok iş oldu. Evde oturuyorduk ne güzel. Çok mu bir şey kaçırdınız? Yok. Oturun evinizde. Tatavaya gerek yok, gezmeye gerek yok. Kardeşim nereye gittiğimizi bu kadar belli etmedin ya. Bu nasıl bir tişört kardeşim? Video direkt telifli başlıyor zaten. Nereye gittik etti ya. Kimse var mı burada? Var mı bilmiyorum ki, vardır herhalde. Oğlum bir çılgınlık yapıp zengin gibi şöyle yerlerde bir şeyler mi yiyip içsek? Şu Cixli'ye bak ya. Oğlum böyle gezgin mi olur? Gezgin dediğin açlığın simgesidir. Gezgin biz dediğin paralı gezginiz. Yoksulluğun simgesidir. Biz bu ne oğlum? Geziyoruz. Yeni yeni giyindik anasını satayım. Gözlükler. Şuna bak, yeni tişörtler. Kardeşim tişörtümüz. Tişörtte bir şey anlatıyor da neyse. Bu bizim uçak mı? Bu bizim. Bundan mı uçacağız? Önce Panama'ya gidiyoruz. Orada. Panama'dan da. Hızlandık abi. Normalde insanlar korkuyor biliyorsun. Şu kısım bir mühendislik harikası kanka. Niye? Yani ben şimdi biz de mühendisiz ya. Şu anda direkt motorların yönünü aşağı çevirdiği anda baskıyla birlikte biz şu anda havalanıyoruz. Sadece motoru aşağı çeviriyor. Bu kadar. Hızlanıp. Hızlanıp. Ama helikopterler hızlanmadan kalkıyor mesela. Onların çalışma şekli farklı. Onların oluşturduğu hava akım şekli farklı. Onlarınki gazla direkt başka uçan lazım. Bir şey yok, bir de vecihi yurkuş var zaten. Bak güzel bir şey öğrendim. Motorların ne aşağı veriyor. Sonra uçak havalanıyor, bu kadar. İyiymiş. Kalk. Geldik Osmançık'tayız. Çileblebi atak ağzımıza da. İşte örnek bir turist. Nasıl yardımcı oluyor? Hani yaparız ya. Böyle bir tişörtle de yardımcı olacak. Ben teyze yerinde olsam yardım istemem. Okey. Çıkar dolarları. Adam orada şov yapıyor, kılıç sallıyor. Gracias. Mucho mu? Mucho. Ne diyorsun ya baba burada ya? Telefonu geçtim, götten olacağız diye korkuyorum abi. Allah'ım 30 senedir ben korudum. Bundan sonra sana emanet. Evlerde hiç sıva yok. Ona da sorduk. Özellikle şu dağlık yerlerdeki evlerde hiç yok. Paraları yokmuş. Devlet ekstra vergi alıyormuş. Baba 3. rüyamı görüyordum. Bunu duyunca kokusunu aldım, fırladım.
What is the answer? All right, so I got banana oatmeal. Banana oatmeal, please. Panama'ya bak, Panama'ya. Sen, biz kötü sanıyorduk Panama'yı, küçük zannediyorduk. Şu binalara bir bak. Hareketlere bak da bir bak hele şunları. Oğlum bayağı düzenli bir şey. Vur baba. Vur sesini baba. Güzel. Alkışlı ol lan. Alkışlı. Helal olsun. Oğlum ilk kez kişiliği de olmayan bir yerde sıçtım ya. Çok garip bir duygu bak. Kapıyorsun abi. Kapıyorsun, geri açılıyor. Uyuz olurum abi, benim böyle şeyler var ya, deli olurum. Vay, şu an nasıl rahatım biliyor musun? Oo, müthiş kesmişsin. Benimkini de kessene. Oğlum Kolombiya'ya gidiyorduk, normal saatimizde oradaydık. Bize dediler ki size 3 saat sonraki uçağa bilet vereceğiz. Bir de cebinize $250 koyacağız. Bir de $15 gidin yemek yiyin dediler. Dedik niye biz? Hatta Orhan dedi ki 250 az. Bu şimdi eskiden pilot milot olacaktı güya. Sonra yalan oldu, almadılar, tanıdık yok diye. Sonra dedi ki ben dur birazcık zorlayacağım dedi. Kelle başı $50 bir daha arttırdılar. 300'e çıkarttılar abi. Durduk yere bize $300 para verdiler. Bir de biz şu an Amerika'da dedik. Panama'dayız. Çok büyük para yani. Şimdi kanka bu olay overbooking diye geçiyor. Bütün hava yolları yapar. Fazladan evet. Bilet satıyorlar. Uçağın kapasitesi 200 ise 210, 220 fazla bilet satarlar. Bu genellikle bütün hava yolları yapar. Gelmeyen yolcu olursa diyor. Ama bazen bütün yolcular gelir. Bizim bugün olduğu gibi. Bütün yolcular gelir. Fazladan 3-5 kişi dışarıda kalır. Dışarıda kalması gerekir. Bunlar da bize para önerirler. Bir gün kalsaydık mesela bizim otelimizi de karşılayacaklardı. Eğer bugün uçak olmasaydı. Orhan diyor ki konuşalım diyor. Bir gün daha kalalım diyor. Hem çok para verecekler, hem otelimizi verecekler, hem de Panama'yı gezmiş oluruz. Burada eski uygarlıklar varmış. Bir gün kalsaydık bize muhtemelen otele ayarlayacaklardı. Otelde kalacaktık ve tahmin ediyorum bir $800-900 da para alırdık. Yani $800-900 da bir voucher veriyorlar aslında. Bunu Copa'da her zaman kullanabiliriz. Keş para vermiyorlar. Diyor ki bunu kullan diyor işte. Uçarca. Zaten uçuyorsun. Bundan sonra uçuyoruz abi. Sırf bu nedenden dolayı, sırf bu mevzudan dolayı travel sezonumuz açılmıştır. Başta dedi ki ya dedi bu en üst limit dedi 250 verebiliyoruz falan dedi. Siz de öyle yapın. Sen dedim ben supervisor'ını çağır. Çünkü bizi memnun etmek durumundalar. Çünkü bunları hava yolları bu taktiği yapıyor ve onların suçu. Bizlik bir durum yok. Supervisor'ı geldi. Dedim ki bizim dedim turumuz vardı dedim. Siz tur dümen yaptınız dümen, orada. Dümen yalan. Turumuz vardı dedim. $50-100 dedim. Biz zarara gireceğiz bu durumda dedim. Biz dedim biraz daha bir şeyler yapayım. Offer'ı yükseltin dedim. Adam böyle sesini kıstı. Kimse diğerleri duymasın diye. 300 yaparım, başka yapmam dedi. Tamam dedi. Ve iki kişi daha varmış bizim haricimizde. Onlara $250 verdiler. Evet. Ne kadar ayıp bir şey. Biz $50 daha aldık. Hadi afiyet olsun. Yapıştırın abi. Margarita pizza. Margarita da böyle domatesi dolduruyorlar mı abi? Abi 2 kilo domates doğramı. Tarla gibi lan pizzanın üstü. Burada ucuz, ben sana bir şey diyeyim mi? Tarım ucuz burada. Afiyet olsun. Yapıştır abi. İşte aynı Ukrayna otobüsü gibi bütün abazalar toplandık abi. Bir uçakla Medellin'e gidiyoruz. Medellin diye yazılıyor. AIDS olmaya gidiyoruz. Kardeşim hayatımızda ilk kez business'ta uçacağız. Otur bakayım business'a, nasıl oturayım? Kimseye bir şey dağıtılmadı. Görüyorsun değil mi? Şuranın arkasıyla sakın muhatap olma. Bir koku var arkadan gelen. Fark ettiniz değil mi? Ağız kokusu var arkadan öne gelen. Mesela önde tuvalet var. Arkadan biri orayı kullanmaya çalışırsa dalıyoruz. Baltayla dalıyoruz. Hayatınız gibi savunun. Sakın. Orhan sana bir şey diyeyim mi? Yanında bildiğim Bill Gates var. Ben buraya ait. Ben buranın adamıyım. Hemen daha gider gitmez. Kanka
300 dolar para aldık. Yemek parası aldık. Üstüne bizi business'ta uçuruyorlar. Bravo. Kadraja fakir giriyorsun. Gönlünüz atıyorsun. Zengin görsün. Zenginlere iyi çekin. Bunda zenginler. Fakirlere çarpı koyuyorsun. Bak bak adam diyor ki, abi diyor burada 3 tane diyor şüpheli var diyor. Bunlar buraya hiç olmadı diyor. Bunlar yanlışlık mı oldu acaba? Şunlara baksana tipleri. Değişik hale baksana. Perdeyi de kapatmadılar zaten. Bizim için mi kapatmadılar acaba? Oğlum şunu kaldırdım. Şunu laptop sandım dedim. Herhalde bize dedim laptop bıraktılar. Apple, Maple bir şey. Neyse bu. Bak 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 bak. Bak görüyor musun? Böyle bir şey bu. Fakir gözüküyor. Bir tane fakir var. Kapat abi kapat. Kardeşim adam unutlar böyle bir garip gözüküyor. Abi farklı gözüküyor ya. Bana acayip bir şey kardeşim. Nasıl mutlu bak nasıl mutlu. Adam kaptı bile oradan. Bak adam oradan. Gördü kaptı adam. Bill Gates'e benziyor. Bizimki oradan seçiyor. Dayı aman şurayı hemen kapat. Hemen kapat. Tasu kardeşim. Sadece zenginler yiyebiliyor. Bakayım ona o da öyle. Aşırı zenginleri yiyor. Thank you. This is rum. Yes, sir. This is sparkling. Thank you. Küçük Anıl'ın hayalleri vardı. Küçük Anıl hayata daima mutlu ve umutlu bakardı. Hayata karşı dimdik olan Anıl, Kolombiya'da bu dikliğini pekiştirmek için güzel bir tatil hak ediyordu. Küçük Anıl bahtsızlığıyla meşhurdu ve bir şekilde götü kurtarırdı. Ah Küçük Anıl, vah Küçük Anıl. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim. El aldı aman aman, bir yar sevdim. El aldı, keşke sevmez olaydı. Elimi koynum da kaldı aman aman. Elimi koynum da kaldı. Servis müthiş. Servis müthiş. Bahşiş verecektim ya öyle gaza geldim ben. Ayıp olur değil mi? Zaten çok verdik. Gerek yok moruk. Tuvalet nasıl? Kendi mi alıyor? Kardeşim tuvalette türbülansa yakalandı. Ha biznes'in tuvaleti bu ya. Gelmişken sıçmadık demeyelim la biznes'e. Oğlum bildiğin Age of Empires ya. Evet Kolombiya'ya geldik. Kötü haberle başladık abi. Dolar 3.5. Türk lirası no. Kabul bile etmeyin. Oğlum ilk gideceğimiz yere Renault'la geldik ya. Renault'u özlemişiz ya. Renault Logan ya. Evet 8 kişilik odamıza geldik. Bakalım içerisi nasıl var. Aha. Kimse yok lan. Çocuklar herkes erkek anasını. Allah Allah. Kardeşim nereye gitsek bir mevzu ya. 2 dakika rahat durun da oğlum. Ne kadar abi hamburger mamburger? Abi gel hamburgere bakalım bak şurada bir tane var. 35. 35. 9 dolar. 35'i 4'e böl direkt ben ortalama aynen 9 dolara gidiyor. Hep 4'e mi bölüyorsun? Ya, bayağıdır bunlar 4'e bölüyor biz sürekli farklı sayıya bölüyoruz ya. Ama bak hem lüks bir yer hem turistik bir yer 9 dolar. Kimsenin elinde telefon yok. Şu an bir tek benim elimde telefon var. Aynen ya. Yani. Ama benim işim bu. Mesleğimi icra ediyorum. Adamlar... Geneli İngiltere ve etrafındaki ülkeler. Bu da... Limon suyu. Limon suyu iyidir ama. Limon suyu önemli hayır.
hasta Romeo tiene cara como de karateka, que si le rapeó algo malo me parte la corteza. Y yo no quiero que él conmigo se sacró. Te viste de fin, es una modelo para ir contigo, siempre se compromete. Porque me dice Beni, no me dice Turquía, Turquía, Colombia. Kültür ve müze turizmi gelişimi için çok önemli bir yer Kolombiya, unutmayın. Şaka lan. Yağmurda bile yolunda millet abi. Böyle bir şey yok. Yağmur çamur bilmiyorum. Bir şey var. Bir kahvaltı yapalım dedik. Yumurta yemeye geldim ben ya. Omlet yemeye geldim ya. Oğlum eskici geçiyor Gökhan. Türkiye'de miyiz? Hayırdır? Oğlum çok mutluyum şu an. Türkiye'de overlockçu mu var? Şaka yani, ne diyor? İspanyolca eskiler alınır diyor bak dikkat. Eskiler alınır. Abi kahvaltı çok iyi ama ya. Abi tam bir Amazon'dayız ya. Ülke Amazon. Her yeri Amazon harcı. Ağaca bak. Kahvaltı. Ağaç bile normal değil kardeş. Her yer Amazon. Gelen böcekler, sinekler. Normalde Türkiye'de arı marı konar da buna. At konuyordu. At sineği kondu oğlum. Abi de sunum da çok güzel ama ya. Sunum güzel. Ucuz. Eskisi geçiyor. Ortam, kafeler. İlginç ilginç arabalar. Az önce bize özel müzik yaptı. Adam tişörtü ve şarkı yaptı ayaküstü. Hayal et! Ben dalıyorum abi. Bu kadar artistik yetesin. Yavru yaşıyor. Millet yaşıyor yemin ederim. Şu hale bak. Biz buraya niye geldik? Business çarklarımızı açmaya, kültür turizm alanında daha da kendimizi genişletmeye geldik. Karıyla kızla işimiz yok kardeşim. Abi Kolombiya'ya tamamen kültür sanat amaçlı gelinmesi gerekiyor. Daha demin yola atladın, adam durdu ve sadece yaptı. Kuş kovuyor sanki adam, muhabbet kuşu. Ben bu kadar relax, bu kadar rahat bir toplum görmedim. Bak bir tane korna sesi yok. Bizde böyle bir durumda korna öyle bir basardı ki. Oğlum yıkılırdı ortalık lan. Hakikaten bak. Fakülar mala hiç yok oğlum korna. Bir de gerginlik yok. Niye insanlar sinirli değil? Normalde burası şey dolu. Kültür sanat merkezi burası normalde değil mi? Aynen. Gece ama, görüşürüz diyoruz. Ama onlar akşamları çıkıyor ortaya. Gündüzleri yatış dinlenme. $50, $100, $150. Fiyatlar aynı o civarda. Saatlik mi? Business için soru yok, ben business biliyorsun. Tak, tak, tak. Oh, who is he? Who is he? Geras, ex-presidente. Carlos Geras. Carlos Geras. Sí. Presente, present, present. Present. 157.97. Oh, what's this? $500. Monera. Monera. Este monera. Es pasa condom fee. You know this guy? Most important guy. In Turkey, Atatürk. Türkiye. But I cannot use this in here, right? No? No Turkish money? No. No Turks? No. Spanish. Türk parasının ne zamandan beri geçmiyormuş bir sorsana. Asekman Center'da ana ofiste sadece kabul ediyorlar Türk lirasını. Başka hiçbir yerde kabul etmiyorlar. Sadece bu paraları ben kabul ediyorum diyor. Peru, Avustralya, Brezilya, Meksika, Kanada, Avrupa. Abi Uber gibi bir şey çağırdık. Renault Megane geldi ya. Eve gidi ya. Gözüm ne canlandı. Hola, ¿cómo estás? Hola. Aman akıp şunu nasıl? Ne satıyor lan bu? Oğlum adam karınca satıyor lan. Ne kadar bu? 10 peso. Peso mezo. Ten peso. Olmuyor, ayıp oluyor. 10 tazut da 10 diyorlar. 6 sıfır atmamışlar bunlar. Gracias, mucho. Mucho, mucho. Mucho gracias. Acayip mucho. Kaç? 2.50 mi oldu? Bizi bitirdiniz baba.
birbirinin parasını vermiyor genelde burada galiba. Yok. Verdim ya. Herkes ayrı abi. Herkes. Yok lan tamam. Al lan al onu. Akıllı ol. Orada lan. Oğlum adam alamıyor, alamıyor. Çok şey geliyor öyle mi? Böyle zayıf geliyor. Böyle beslenmemiş. Et yememiş. Künefe değil mi? Nasıl ama? Bayağı Hatay saman da. Çok güzel. Tabii. Hakikaten çok güzel. Bildiğin künefe abi. Evet. Künefe aynısı. Abi. Daha iyi. Beğendim. Yok, daha iyi değil. Toplamaya gidiyoruz. Hola. Burada içmeye hak alan gitti. Öldü la öldü. Öldü kız öldü öldü. İndirin şunu. Öyle kız değil oğlum o lan. Yok la yok. Kerimcan. Kerimcan. Hemen kız diyorsun. Uzun saçlı gördün mü? Oğlum kız sen mi ettik ama? Ama güzel giyinmiş. Burada herkes güzel giyiniyor. Yani ekonomik durum falan. Abi giyinmek, kalite. Bak şöyle boktan. Yani yok öyle demeyelim. Şöyle bir mahalleyi adamlar para kazanılacak veya gerçekten inanılmaz zengin insanlar ziyaret edecek şekilde tasarlamışlar. Pazarlıyorlar. Şurayı bile pazarlamışlar. Çok iyi ya. Bura bizim bildiğin Çin Çin. Çin biraz küçük şey büyüğü işte. Şurada hala insanlar yaşıyor abi bir sürü yerde. Ama böyle turizmsel bir şey çeviremedik. Evet. Şurada öldürüyormuş Pablo Escobar insanları. Maden ocağı gibi zaten oraya atıyormuş falan. Ne psikopat adammış. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina. Güvercin gibi yemin ederim ön takla arka takla. Beli kırıldı beli. Bağırma kız. Seyirci oluştu ya. 95 kilodan fazlasını almıyorlar. 95 kilo mu? 95 kilo. Diyetteyim kardeşim. English. Okay, no problem. Where's your way? Okay, so if I die, you don't any respond. Have very safe, right? Ölürsen diyor, kabrime gelme diyor. Duydun değil mi? Aynen. Öyle değil mi? Telefonu yazıyorum kardeşim. Kamerayı ağzımıza soktum. Aynen. Telefonu yazıyorum. Okay. Gracias. Gördün değil mi ne dedi adam bana? Adam bana kilolusun dedi. Sordu özellikle. Bana sordu. Kimseye sormadı, bana sordu. Manzarayı görüyor musun? Gel. Latin çingenelere karşı uçacağım şimdi. Bence bana gücü yetmeyecek. Beni bana takla attıramayacak. Taşaklarını düşünüyorsan dedi iyi bas dedi yere gitme. Biz o taşakçı o derler kardeşim. Golf. Şu halimize bakar mısın ya? Ya şu hale bir bak ya. Ay anam. Taşakları kurtar dedi. Golf dedi. Important dedi. Talimatlar alıyor don't worry. İş bende diyor. Vur vurabildiğin kadar yukarıya diyor. Seyircilerden de destek alıyor. Son talimatları verdi. Ağzım götüme kaçtı götüme. Adam böyle yaptı. Vay babam vay. Vay babam vay. Tamam. Oo, ön kol çalışacaksın kardeşim. BCA içtim Allah'tan. Görüyor musun? BCA ve gluten bak mosmor. Oo bildiğin hakikaten ha. Bitmiş. Taşaklar nasıl? O düzeltiyor, ayırıyor böyle. Ayırıyor taşakları. Oluyor. Şuna tık verelim lan. Güzel. Sen bu, sen bu. Nedir? Right? No, he's bad. He's bigger. It's worse. Claro. Kardeşim, iyilik yaparken kimseye göstermeyeceksin kardeşim. Pague la buena, me indica.
Gençler bir ülke düşünün, ekonomisi am üzerinden dönüyor. Böyle garip bir ülke.